Her gün yeni bir zam haberi alıyoruz. Her gün soframızdaki ekmek küçülüyor. Çünkü işçiden, emekçiden alan ve sermayeye, tefeciye, emperyaliste veren bir sistemde yaşıyoruz. Bugün Türkiye 117 milyar faiz ödüyor. Bugün Türkiye'nin ilk 100 şirketi vergi borcuyla 44 milyar halkın, emekçinin, milletin sırtına yük olmuş durumda. 7 milyon işsiz var. Türkiye'de oluşturulan işsizlik fonundan geçtiğimiz yıl 10.7 milyarı patronlara destek ve teşvik adı altında verdiler. Deprem oldu, insanların evleri çatladı, kolonlar mahvoldu, insanlar tedirgin halde. Ama 1 milyon konut fazlasından bahsediliyor ve devletin yaptığı, o konut fazlasını yapan müteahhitlere, başta Ağoğlu olmak üzere, onları kurtarmak için 1.7 milyar kaynak ayırmak oldu. Şimdi bu sistemde bir çözüm üreteceksek sermayeden ve sermayenin hükümetinden bekleyeceğimiz bir şey yok. Kendi geleceğimize, kendi kaderimize kendimiz sahip çıkmak zorundayız. TÜİK'in, hükümetin rakamları hiçbir şekilde bizim enflasyonumuzu ve hayat pahalılığını yansıtmıyor. Bu yüzden sendikalar, tüketici örgütleri bir olmalı, fiyat denetim komiteleri kurmalı. Her yerde örgütlenmeliyiz. Biz ne 6 ayda enflasyon zammı istiyoruz, ne de bize yalan vaatlere kanıyoruz. Biz her ay enflasyon oranında maaşlara zam istiyoruz. Çünkü bugün Türkiye'de zamlar, tüm ihtiyaçlara yapılan, en temel ihtiyaçlarınıza yapılan zamlar deveyken, emekçilerin maaşlarına, ücretlerine yapılan zamlar kulaktır. Biz bugün de konut sorununda, insanların sağlıklı ve güvenli barınma sorununda, o 1 milyon konut stokunun, o fazladan satılamayan müteahhitlerin binalarının kamulaştırılması gerektiğini ve halka barınma, güvenli yaşama hakkı sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu taleplerin sahibi işçi sınıfıdır. Bu taleplerin hayata geçirilmesi için de örgütlenmekten ve mücadele etmekten başka bir çare yoktur.